Herkese merhaba. Ofansif Oyun Kurucu YouTube kanalındasınız. Feyenoord kariyerimizin yeni bir bölümüne daha karşınızdayım. Bölüme başlamadan eğer kanala abone değilseniz abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Şimdi sezonu bitirdik. Yeni sezon planlamasını yapacağız. Takviye yapmayı düşündüğümüz yerler planlarımızdan kısaca bir bahsedeceğim. Willian bizde kiralık olduğu için Anderlecht'e geri dönecek. Ve kale mevkinde sadece elimizde bir yol kalıyor. Burada düşüncem açıkçası B takımdan bir kaleci ve belki yani kendi iç kaynaklarımızdan yönetmeye çalışacağız burayı. B takımdan ve 18 yaş altından iki tane kaleci çıkarmayı düşünüyorum. İlk kalecimiz yine Bilio olacak. Diğer kalecileri de kupa maçlarında bir şekilde kullanmaya çalışacağız. Stoper mevkinde problemimiz olacak. Yine stoper arayışlarımız olması gerekiyor. Çünkü Luisa ve Carlos Dominguez takımlarına geri dönecekler. Hanko ve Troyner kalacak elimizde. Onun için stoper mevkine bir arayışımız olacak. Eğer sağ kanatta Gertrude'yi satarsak buraya bir takviye yapmayı düşünebiliriz. Ama Burası çok da elzem değil. Elimizde Pedersen var bu bölgede kullanabileceğimiz. Kazan videoda kiralık. O da geri dönecek. Aynı zamanda ara ara buraya çekebileceğimiz de Benita var. Sol tarafta eğer Hartman giderse ilk tercihim burada Marcos Lopez olacak. Ondan sonra da Brainbrook yedek olarak kullanacağım bir oyuncu olacak. Benim için öncelik sağ açık mevki... Çünkü İdris'i kiralık kulübüne geri dönecek. Şimanski transferini gerçekleştirmeye çalışacağız. Bir tane de sol açık mevkine bir oyuncu almayı düşünüyorum. Buraya alacağım oyuncu aynı zamanda Forvet'te de rotasyonda kullanacağım bir isim olmasını istiyorum. Ve satılık olarak düşündüğüm isim de Dilros'un. Dilros'unu satmaya çalışacağız. Eğer bu satışı gerçekleştirebilirsek sol tarafa kesinlikle bir oyuncu getirmemiz gerekiyor. Yönetmen bütçeyi onayladığım 20 yaklaşık 21 milyon euroluk bir maaş bütçesi verdiler bize. Ve 12 milyon eurolukta bir transfer bütçesini onayladı yönetim. Bahsettiğim gibi yapacağımız ilk iş Şimanski transferini zorlamak olacak. Şöyle bir temsilcisiyle görüşelim. Biraz ilgilendiğimizi belli edelim. Sebastian'a belli bir ilgi gösterdiğinizde duyduğum için memnun oldum diyor. Kiralık sözleşmesine göre 9.4 milyonluk bir bon servis bedeli var ama maaş talebi yuh. 4.59 ile 6.5 milyon euro arası mı? E kulübü verelim. Yani şu anda en yüksek maaş alan oyuncumuz 1.1 milyon civarı alıyor. O da Orkun ve Santiago Jimenez olması lazım. Ve Hanko sanırım. Ben Şimanski'yi bu hayatta veremem. Ne yaptın ya? Yok imkansız. Peki teklif yapıp kiralık sözleşmesini uzatmayı denesek. %60'ını karşılayabiliriz diyelim. Sezon sonu diyelim. Opsiyon satın alma. Bu sefer de bunu yükseltelim biraz. Yok. Onu da kabul etmeyecekler. E bu kötü oldu. Yani Şimanski'nin maaş beklentisinin bu kadar yüksek olması bizim için gerçekten kötü oldu. Bu durumda belki orta sahaya da bir oyuncu bulmak durumunda kalabiliriz. İç transfere de başladık. Gerçi sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda bitecek. Onun için onunla bir sözleşme masasına oturuyoruz. Şu anda ilgilenen kulüp de yok kendisiyle. Mecburen sözleşme imzalamamız gerekiyor ya da bu sezon sonu yani şu anda transfer dönemi içerisinde satış listesine koymamız gerekiyor. Ki ben satış listesine koymak istemiyorum kendisini. Şu anda piyasa değeri yüksek ama satış listesine koyarsak bu piyasa değeri düşecek. Onun için öyle ya da böyle bir şekilde sözleşme imzalamamız gerekiyor kendisiyle. Sözleşme teklif et diyelim. Şampiyon olmamızı istiyor 2024-2025 sezonu içerisinde. Bu yapılabilir bir şey. İlk 11 oyuncusu olarak sözleşme imzalamak isteyeceğim. Yıldız oyuncu diyor. Önemli oyuncuya çevirelim. Evet. Tamam önemli oyuncu zaten şu anki durumunda da önemli oyuncu statüsündeydi. Bunu koruyacağız. Yıldız oyuncuya yükseltmeyelim bunu. Şimdi burayı bizden bekliyor. Şunu ben yükselteyim ve kitleyim böyle. Futbol direktörü ayarlasın bakalım. Bunu kaldırsın. Tabi sadakat primi vermemiz gerekecek. Eğer bu maaşı kabul ettirmek istiyorsak kendisine. Şöyle 1 milyon euro civarında bir sadakat bedeli verelim. Bence bir de temsilcisine komisyon verelim. Haydi temsilci bunu yükseltti yine ya. Ben bunu 93 isteyeceğim yalnız. 1.23 diyor. Anlaşabiliriz. Şurayı yükseltelim. 1.06, 1.17 hadi 1.09 olsun 180.000 de şey vereyim. Temsilci komisyonu vereyim. Tamam anlaştık. Güzel olan serbest kalma bedelini yükselttik. 93 milyon euro oldu. Gertrude ile de sözleşmeyi imzaladık. 5 yıl daha bizimle olacak Gertrude'a. Şimdi şöyle bir bakalım anlaşılan forma sürelerinde nasılız? 1, 2, 3. 3 tane önemli oyuncumuz var şu anda. Bir tane yıldız oyuncu var anlaştığımız forma süresi olarak. Yani önemli oyuncuyu 4'ten fazla tutmamam gerekiyor. Önemli oyuncu ve yıldız oyuncuyu 4 ya da 5 maksimum 5 olması gerekiyor bunların. Tamam. Bu şekilde iyi devam edebiliriz. Takımımızı ilk transferi de gerçekleştiriyoruz. Bon servis bedeli ödemeden Omar Marmuş'u aldık. Ki kendisine belli bir miktar sadakat primi vereceğiz 2 milyon euro kadar. 1.4 milyon euro yıllık maaşla anlaştık. Rotasyon oyuncusu olarak gelmeyi kabul etti Omar Marmuş. Evet bunu kabul edelim. Bence iyi bir transfer oldu. Sol tarafta Igor Paksa ile forma rekabetine girecekler. Jimenez gol kralı oldu ve aynı zamanda da Eredivisie altın ayakkabı ödülüne layık görüldü. Kendisini tebrik edeceğiz. Eredivice Divici altın ayakkabı ödülünü sonuna kadar hak ettin. Tebrikler diyorum. Teşekkürler hocam. Bu konuyu konuşmamız çok iyi oldu. Ve aynı zamanda da gol kralı ödülünü kaptı. 31 maçta 29 gol. Genç oyuncu ödülünü de Quentin Timber aldı. Kardeşinin önüne geçti. Jurian Timber'in önüne geçti. Onu da tebrik edelim. Hollanda yılın genç oyuncu sözünün sonuna kadar hak ettin. Tebrikler. Teşekkürler hocam. Çok çalışmanın meyvesini almaktan ötürü çok mutluyum. Gayet iyi. Satış hamlelerine de başlamamız gerekiyor artık. Şöyle bir yavar ödülürosuna gelelim. Transfer durumu 15 milyon euroya bu oyuncuyu transfer listesine koyalım ve kulüplere de önerebiliriz. 15 milyon euro üzerinden bakalım ilgilenen kulüpler olacak mı? İdrosunu gönderirsek oradan da iyi bir miktar bon servis bedeli alacağız. Evet menajerler tarafından yılın menajeri seçildik. İkinci sırada Ron Jans, üçüncü sırada da Wim Johan Volendam takımının teknik direktörü. Bu güzel oldu. Hüseyin Yetim menajerlerin yılın menajeri ödülünü kazanmasından memnun. Genel direktör Deniz de Kloze açıklama yaptı ve beni övdü. Beni övme, bana para ver. İhtiyacımız olan şey gerçekten şu anda para. Evet, Quinten Timber de Hollanda milli takımında forma giydi ve Koeman'a bundan dolayı teşekkür etmiş. Kendisini tebrik edelim. Başarılarını gurur duyuyor olmalısın. Teşekkürler hocam. Harika. Dilrosun Mainz'in yaptığı teklifi kabul etti ve kendisi Mainz takımına transfer olacak. 7.2 milyon euro, 7.25 milyon euroya Mainz'e gidiyor Dilrosun. Bu transfer bütçesine de yani bu dönemki transfer bütçesine de 3.7 milyon euroluk bir aktarma yapacak yönetim. Bence bu kabul edilebilir, makul oldu. Şöyle bir bakalım. Evet buradaki transfer bütçemiz artık 16 milyon euroya yaklaştı. Şimdi bir fırsat transferi gözlemcilerimizin Kuzey Avrupa'da bulunduğu Philip Röningen Jorgensen isimli oyuncu. Old takımında forma giyiyor. Fiziksel olarak fena bir durumda değil. 21 yaşında dengeli bir fiziksel özelliği var ki bunu geliştirebileceğini düşünüyorum. Pozisyon alma, takım oyunu, soğukkanlılık, karar alması falan oldukça iyi. Teknik pas ve ilk kontrol değil ki top kapma ve uzaktan şut. Özellikle top kapma ve pozisyon alma özelliği de iyi. Orta sahada derin oyun kurucu destek olarak oynayabiliyor. Gezgin oyun kurucu yapabilir mi? Onu da yapabilir aslında kaldırabilir gibi. Ama biz onu derin oyun kurucu destek olarak kullanacağız. Çok fazla bir bedel ödemiyoruz kendisine. Yani transfer bütçemizden 2.7 milyon euro düşecek. Maaş beklentisi çok düşüktü. 585 bin euroya gelmeyi kabul etti. Bu sezon rotasyon oyuncusu olacak. Önümüzdeki sezonda ilk 11 oyuncusu olarak forma giyecek. Bu transferi kabul ediyoruz. İkinci transferimizi de gerçekleştirmiş olduk böylece. İç transferde yeni bir adım daha atacağız. Hartman onu birçok kulüp takip ediyor şu anda. Gördüğünüz gibi birçok da teklif geliyor fakat piyasa değeri şu anda maksimum 10 milyon euro. Bu kulüpler de bu piyasa değerinin üzerine çıkmıyorlar ve ben bu oyuncuyu bu paralara bırakmayı düşünmüyorum. Onun için kendisiyle bir sözleşme masasına oturacağız. Rotasyon oyuncusu olacak. Şunları bir kaldıralım. Rotasyon oyuncusu olmayı kabul ediyorsa eğer ki kabul ediyor. Şöyle sözleşme pazarlığı yapalım. 650 bin euro vereyim sana ve sadakat primi vereceğim. Bu ekstra bonusları kullanmayı istemiyorum. Şöyle anlaşabiliriz seninle. Artman. Anlaşamaz mıyız? Bence anlaşırız ya. Şöyle 750 bin yapalım burayı. Temsilcine de biraz komisyon verelim. 611 diyelim. 700 diyorsun. 637'ye anlaşalım. Tamam. Evet iş transferde bir adım daha atmış olduk böylece. Artman rotasyon oyuncusu olacak. Yeni altyapı sorumluluğumuzu bulduk. jean Sebastian Mariux. O gelecek gençlerle çalışması 20. Oyuncu potansiyeli değerlendirme ve yeteneği değerlendirme 15-15 kişilik örnek teşkil eden Fransa, Belçika, İspanya'yı iyi biliyor. 53 yaşındaki Fransız. Onu Rini Kohle'nin yerine takımımıza katacağız. Gördüğünüz gibi Rini zaten özellikleri oldukça kötüydü. Yeni transferlerimiz aramıza katıldı. Omar Marmuş. Hız hızlanma, özel yetenek ve dribling oldukça iyi. Geçiş oyunlarının bizim için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Sol kanatta ters ayaklı kanat oyuncusu hücum olarak oynatacağız kendisine. Bu şekilde antrenmanlara da başlattık ve Philip Röningen Jorgensen. Bu oyuncudan gerçekten ümitliyim. Mevcut yetenek 3 ama potansiyel yetenek 4.5 yıldız. Pardon 3.5 yıldız net 4.5 yıldız olabilir diyor. Antrenmanlarda gezgin oyun kurucu olarak oynatmaya karar verdim. Bu şekilde antrenman yapacak. Ve biraz pas özelliğini arttırmasını isteyeceğim. Ekstra antrenmanlar yapmasını talep edeceğim kendisinden. Şöyle bir antrenör raporuna bakalım. Gelecekte fazlasıyla gelişim gösterebilir. Kararlı bir kişiliğe sahip istikrarlı bir oyuncu. Ben ondan ümitliyim. Kuzey Avrupalı oyuncular genelde yanıtmazlar. Şöyle bir forma numaralarını da verelim. 8 numaralı formayı artık Jorgensen'e vereceğiz. 11 numarayı da Marmuş'a verelim. Şimanski'nin boşalttığı 8 numaralı formayı Jorgensen kullanacak. İdris ise bizimle sözleşme imzalamaya hazır. Fakat acaba bu transferi biraz ertelesen mi diye düşünmüyor değilim. Sağ kanatta başka alternatifler bulabilir miyiz diye düşünceler var aklımda. Evian Borges. Yalnız İdris'in de geçen sezonki performansı oldukça iyiydi bizimle. Şöyle bir bakacak olursak 34 maçta 6 gol 15 asist yaptı yani alışık olduğumuz ve verim aldığımız bir oyuncu. Sağ kanatta kanat oyuncusu. Burayı riske etmeyelim bence. İdrisi e transferini gerçekleştirelim. Çok fazla bir para da istemiyor kendisi. Takımımıza katıldı. Ofans forta sağ. Sağ kanat pozisyonunda Hücum oyuncusu olarak eğitmeye de başlayacağız. Toboni bizimle görüşmek istiyor. Vitesse transferine izin vermedik. Bundan dolayı Toboni biraz gergin. Şöyle bir konuşalım bakalım. Tamam Vitesse seni istedi de Vitesse'nin sana verdiği değer iyi değildi. 4 milyonluk bir sponsorluğu var. Tobon ile bir görüşelim. Teklifleri yeterince iyi değil de sana biçtiğimiz değere yakın bir teklifle gelirlerse gitmeni izin vereceğim. Yani bence zaten bu bile iyi de kabul etti adam direkt. İlginç. Ben seni daha düşük bir bonservis bedeliyle satmaya çalışacağım. Şöyle 5 milyon diyelim kulüpleri önerelim bakalım. Evet baş fizyoterapistimizi bulduk. Onunla sözleşmen imzalayalım. Lazio bizi iş görüşmesine davet ediyor. Lazio yönetim yeni menajerleri olma ihtimaliniz üzerine konuşmak istiyor. Görüşmeyi reddet. Wolverhampton'dan da Amin'e transfer teklifi geldi. Şimdi bunu düşünebiliriz belki. Yusuf Amin. 10 milyon euro verirseniz hatta 10 şöyle yapalım. 10.75 şartları öner. Vermem diyorsun. 7 ver. Burayı da 8.5 yap. 5.75 direkt veririm diyor. 3 taksit halinde 6.25 veririm diyor. 10 lig maçında forma giyerse 1.3 sonrasında da 20 gol atarsa 1.3 daha veririm diyor. Potansiyeli olan bir oyuncu. Geçen sezonda Go Ahead Eagles'da 16 maçta forma giyip 2 gol 6 asistle oynamış. Ben Amin'i kiralamayı düşünüyorum. Şimdi bu teklifi reddedeceğim. Evet bunu reddedelim. Şimdilik satmayalım. Bir sezon daha kiralık olarak forma giysin. Sonra belki biz de kullanmayı düşünebiliriz onu. Lazio'nun menajerlik koltuğu için görüşme çağrısını neden reddettiniz? Ben kulübümden ve halimden memnunum. Burayı bırakmayı hiç istemiyorum diyeceğim. Böylelikle yönetime de bir mesaj göndermiş olalım. Kimber yeni sözleşme istiyor. Güncel forma süresi ilk 11 oyuncusu yeni bir sözleşme istediği için mutsuz durumdaymış. Yani Bilov'un problemi çözmesini istedik ama o başaramadı. Şimdi kendisiyle bir görüşeceğiz. Şu anki sözleşmemin kaliteme denk düşmediğini düşünüyorum. Sizinle görüşmemde iyileştirme yapılması hakkında görüşmek iyi olurdu diyor. Ben istesem bile kulüp şu an için sana iyileştirme veremez diyeceğim. Bu konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum aslında. Ortak bir payda da buluşup buluşursak iki taraf için de daha iyi olur diye düşünüyorum. Tamam sen öyle düşünüyorsun da ben ne yapabilirim şimdi maaş bütçemiz yok şu an moralim bozuldu ve artık diğer seçeneklerimi düşünmeye başlayacağım dedi yapma ya Timber takım dinamikleri şuna bir bakalım 3 oyuncu desteklemiyor Hendrix, Conte ve Trost. Bu oyuncular bizi desteklemiyorlar. Ama yapacak bir şey yok. Yani şu anda sözleşme öneremem. Maaş bütçesini açmam gerekiyor. Onu yapmaya çalışıyorum. Belki sonrasında Timber'le masaya oturabiliriz. Oyuncular sezon öncesi kampına katıldılar. Şimdi şöyle bir disiplin yönetmeliklerinde kırmızı kart, 3 kez üst üste kırmızı kart görülmesi halinde, direkt kırmızı kart görülmesi halinde 2 haftalık maaş kesintisi yapacağımı bildirdim. Takımla bir toplantı yapacağız. Ne diyelim tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyi bir tatil geçirmişsinizdir. Bu sezonki hedefimiz Şampiyonlar Ligi vizesi almak olarak belirledik. Evet bundan dolayı mutlular. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde adımızdan söz ettirmeye çalışacağız. Bundan dolayı da mutlular. Burayı böyle yapalım. Güzel bir cevap. Tebrik ederim oyuncuları. Moralleri yükseldi fakat takım dinamikleri aşağı inmeye başladı. Takım uyumu idare eder durumda. Şu anda mutsuz olan oyuncular var. Timber'le sözleşme imzalayamadık. Maaşı şu anda bir maaş bütçemiz yok. Maaş bütçesini açmaya çalışıyoruz. Ondan dolayı problem oldu. Toboni'yi de göndermeye çalışıyorum takımdan. Bozenik ve Toboni'ye maaş bütçesini açabilmek için. Toboni'yi göndermeye çalışıyorum. Conte'yi göndermeye çalışıyorum. Banis'i göndermeye çalışıyorum ve Bozeni'yi göndermeye çalışıyorum. Ki evet Banis takımdan ayrılıyor. 1.6 milyon euroluk bir bonservis bedeli elde edeceğiz Banis'ten. Geçtiğimiz sezonu aynı Eindhoven takımında kiralık olarak geçirdi. 38 maç forma giydi. Onu gönderelim. Oradan da bir bonservis bedeli elde edelim. Şöyle bir bakacağım şimdi gözlemcilik. Evet maaş bütçesini biraz arttırabildik. Transfer bütçemiz de var. Ama transfer yapabileceğimi düşünmüyorum. Boni de kiralık olarak takımdan ayrılıyor. Onu gönderelim. Maç raporu hazırlatalım ve Tobani transfer listesinden çıkaralım artık. Durumu ayarlanmamış diyelim. Şurayı da anlaşılan formu süresine Yıldız Adayı olarak kalsın. Güzel. Mutsuz olan bir oyuncumuzu takımdan göndermeyi başarabildik. Tobani kiralık olarak ayrıldı takımdan. Takım dinamiklerine gelelim. Bozeni'yi de göndereceğiz. Sonra Timber'in... Evet takım uyumu da şu anda iyiye döndü gördüğünüz gibi. Bozeni'yi gönderip Timber'le de eğer bir sözleşme durumunu çözebilirsek toparlayacağız. Yalnız problem olan şey şu. Benim hala stoper mevkinde problemim var. Stoper mevkine oyuncu transferi yapamadım ve yapamayacağım gibi görünüyor. Yine orayı kiralık oyuncularla çözmeye çalışacağız. Kazan video döndü. Stoperde çalıştırmaya başlayalım. Pasör stoper olarak o çalışsın. Bir yandan da tabii ki hazırlık maçları ilerliyor. Biraz daha yol kat edelim. Transferleri tamamladığımda şöyle genel bir gelenler gidenler kısmını size göstereceğim. Jimenez yeni bir sözleşme istiyor. Problem, problem, problem. Maalesef ki Orkun Kökçü'ye bir Jimenez'le konuşmasını söyleyelim ama evet bu işi çözemeyecek ki çözemedi. Yapacak bir şey yok. Jimenez'le bir temsilciyle bir görüşelim bakalım ne diyor. 1.42, 1.83 diyor. Bu çok fazla desek. İmenez bir konuşacağız. 1.04 şu anda maaşı yani bir buçukla anlaşsak 400.000 azaltacak. Öyle yapabiliriz. Şöyle bir gel bakalım İmenez madem öyle sözleşme görüşmelerine başlayalım seninle. İlk 11 oyuncusu olmayı kabul eder misin? Yok önemli oyuncu istiyorsun. Tamam. Zaten şu anda kadro statüsünde de önemli oyuncuydu. Önemli oyuncu muydu? Ona bakmamız lazım. Takımın dengesini de bozmak istemediğim için açıkçası biraz düşünüyorum bu tarz şeyleri. 1.4 diyeceğiz. 2 milyon sadakat prim verelim. Hatta şöyle 1.45 yapalım burayı. Şimdi sen diyorsun ki minimum serbest kalma bedeli koyayım. Koy ama bunu böyle 80 milyon desek. Şunu yapmayalım bir. Ya da bunu kaldırsam. Bunları vermeyi kabul etsem. 1.66 diyorsun onu kaldırırsam. 153 anlaşırız tamam Anlaştık. Tam çok yormadı ama şimdi şöyle bir durum oluştu. Kadroya gelelim. Evet 3 tane önemli oyuncumuz var. Santiago Jimenez de önemli oyuncu olacak. 4 olacak önemli önemli oyuncular. Bir tane de yıldız oyuncumuz var Orkun. Kesinlikle bunu arttırmamamız lazım. Yani yayın yapacağımız sözleşmelerde önemli oyuncu olarak sözleşme imzalamamamız gerekiyor. Güzel 1.8 milyon daha gelecek ki şu anki transfer bütçemize 950 bin euro eklenecek. Robert Bozeni'ye de gönderiyoruz. Harika oldu bu. Bu arkadaşla da yolumuzu ayırdık. Takım uyumu Jimenez. Onunla sözleşme yapıyoruz. Peki gel bakalım temsilciyle bir konuşalım. Çok fazla desek. Tamam. Timberla de sözleşme masasına oturabiliriz. Sözleşme görüşmelerine başlayacağım. Önemli oyuncu diyorsun. İlk 11'i denesek. Evet kabul etti. Güzel oldu. Tamam. Timber'le ilk 11 oyuncusu olarak. Şunu kaldır buradan Timber. Yıllık maaş artışı da istemiyorum. 1 milyon verelim. Ya da şöyle kalsın bir dakika. 100 bin temsilcine verelim. Sana da 950 bin sadakat primi verelim. Maç başı ücreti de kaldıralım. Şunu da kaldıralım. Böyle bir deneyelim. Yapma ama. Çok arttırdı. 1.24. 1.52 diyorsun. Tam 1 30 1.5 milyonda sadakat primi tamam. Evet, Timbir'in problemi de böyle çözmüş olacağız. Biraz biraz toparlanıyoruz. Marmuş sakatlandı, Gerçoy da sakatlandı. Çok önemli sakatlıklar değil. Ne neler yaptık, neler ettik. Onlardan kısa bir bahsedelim transfer geçmişine gelelim. Takımımıza kattığımız bazı oyuncular oldu bir önceki transfer dönemi bitmeden önce. Marmuş, Omar Marmuş'u, Röningen Jorgensen ve İdris'i. Marmuş'a herhangi bir para bonservis bedeli vermedik. Sözleşmesi bitiyordu. Bonservis ödemeden kadromuza kattık. Röningen Jorgensen'e 7 milyon euroluk bir bonservis bedeli ödedik. İdris'e de 11,5 milyon euroluk bir bonservis ödedik. Şimdi gönderdiğimiz oyunculara bakalım. Diemers bedelsiz. Wanderzyu, bu oyuncuların sözleşmeleri bitmişti. Oyuncuları takımdan gönderdik. Yavail Radil Radilrosunu 7.25 milyon euroya Maenza e sattık. Yusuf Amin'e de kiralık olarak gönderdik ve burada yine bazı oyuncularımızı gelecek vadeden oyuncularımızı kiralık olarak gönderdik ki forma şansı bulabilsinler. Zekiel Klein. Şilo bu oyunculardan bazıları. Kullanmayı düşünmediğim Danzeli, Antunucci, Azarkan'ı sattım. Buradan bir miktar bon servis bedeli elde ettik. Yine Gospars, Comar bu oyuncuları kiralık gönderdik. Toboni'yi kiralık gönderdik. Satmaya çalıştık Toboni'yi ama satamadık. Sonra onu da kiralık olarak göndermeye karar verdik ve bozeni de sattık Auxer takımına 1.8'e. Giden oyunculardan 6 milyon euroluk bir bon servis geliri elde ettik. Şöyle bir mali durumumuza bakacak olursak maaş durumumuz şu anda iyi. 1.3 milyon euroluk bir maaş bütçesi açabildik. 7.4 milyon euroluk bir transfer bütçemiz var. Yapmamız gereken şeyler... Bizim stoper bulmamız gerekiyor. Hızlı bir şekilde bir tane stoper oyuncusu almamız gerekiyor. Bazı oyuncularımız var. Stoper mevkinde kullanabileceğimiz. Kazan video geri döndü. Onu stoperde kullanabiliriz. Ramon Hendrix. Onu yine stoperde kullanmayı düşünüyorum. Bu oyuncunun forma süresi neymiş? Yedek oyuncu mu diyelim? Hadi Joker yedek diyelim. Ya da şuradan bakmayı deneyeyim. Anlaşılan forma süresi. Forma süresi dediğimde Tam yıldız adayı olarak görünüyor. Transfer dönemi bu şekilde geçti ama hala takviye yapmamız gereken yerler var. Artık hani çok fazla bütçem olmadığı için ön tarafa daha fazla oyuncu transferi gerçekleştiremeyeceğim gibi görünüyor. Ama arka tarafa stopere oyuncu transferi yapmamız lazım. Kalede de problem yaşayabiliriz. Aslında bir oyuncu da kiralık olarak kaleye kadromuza katsak iyi olabilirdi. Santiago Jimenez'le sözleşme yeniledik. Jimenez bundan memnun. Timber'le de aynı şekilde sözleşme yeniledik. O da bu durumdan memnun. Takım dinamikleri şu anda toparlandı. Tamam kulüpteki atmosfer mükemmel. Mutsuz herhangi bir oyuncumuz yok. Takım uyumu iyi. Menajere destek de iyi. Evet şu anda herhangi bir oyuncuyla sıkıntı yaşamıyoruz. Tamam güzel. İlk hazırlık mücadelemizi Seattle Vigo ile yapacağız. Kadromuzu oluşturduk. Jaden Story onu belki çıkarabiliriz. Bu şekilde bir kadro oluşturduk. Yeni oyuncularımızdan Jorgensen bugün orta sahada forma giyecek. Marmuş da sol tarafta forma giyecek. Şöyle bir takımı bildirebiliriz. Evet maça gidelim. Bu hazırlık maçında takımımızı bir görelim. Evet burayı uygulayalım. Hazırlık maçlarında buna gerek yok. Parmakla işaret edelim. Ne diyelim? Sağa çıkma bütün önerilerinizi gösterin. Bu tür maçlar önemlidir. Beni etkilemeye başarın diyeceğim oyunculara. Maça doğru ilerliyoruz. Şöyle bir evet Jorgensen, Roningen Jorgensen vurdu kaleye. Ruben Blanco kurtardı. Jorgensen'a e açıkçası güveniyorum. Bence bu sezonun transferi olacak kendisi. Orta sahamıza güç katacağını düşünüyorum. Güzel bir oyuncu keşfettik. Troiner Anko'ya verdi. Anko verdi sol tarafa Lopez'e. Lopez'in pası marmuş. Sağ doğru İdris'i oynadı. İdris hata yapmıyor. Jorgensen. Arkaya doğru güzel ama olmadı savunma. Dikkatli. Sağ ayağının dışıyla İdris'i düşündü. O top İdris'e gelmedi. Timber karşılıyor. Bayeza. Jorgensen bastı aldı. Sol tarafa Marmuş'a. Marmuş. Top sürme yeteneği iyi olan bir oyuncu o da. Timber. Geriye şimdi Hanko. Onun pası Jorgensen'e. İdris'i kontrolü Orkun sağa doğru bıraktı. Gertrude da geldi. Geriye İdris'i ve gol. 1-0. Mükemmel bir gol. İdris ile 1-0 yakaladık hazırlık maçında. Çok güzel pas açtık. Sağ tarafa açtık oyunu. Orada Gertrude da bastı içeri çevirdi. İdris'in vuruşu topağlarla buluştu. Jimenez hemen hiç risk almayalım hazırlık maçında İlyas gel bakalım Jimenez'in yerine İlyas girsin oyuna bir darbe aldı Jimenez sakatlık yaşama ihtimali olmasın diye çıkardık onu Ruben Blanco, uzun bir kaleci vuruşu Timber Servi aldı. Top kendisinde arkaya Havi. Servi. Kalan dışarı vurdu. Bayez dışarı vurdu. Mina Servi'ye. İdris'i geldi aldı orada topu. Havi Galan. Fontan. Evet baskı var. Aldık topu Orkun'la. Orkun. içeriye şimdi İlyas'a. İlyas değerlendiremedi pozisyonu. Rakip oyuncuya da çarptı. Köşe vuruşu kullanacağız. Timber burada sertliği azaltsın. Burada da Anko sertliği azaltsın. Kalan. Ayza, Fontan. İyi döndürdüler topu. Şimdi az pasa doğru. Mingueza aspas pas. Geriye doğru güzel bir pas ama Lago kaçırdı. Güzel bir atak yaptı. İyi organize geldiler ama atamadılar. Orkun iyi oynuyor. Idris iyi oynuyor. Evet soyma odasına gidelim. Şöyle oyuncuları bir mutlu edelim. Oyuncuları yüklenmeyeceğiz tabi hazırlık maçları şu anda. Marmuş geriye doğru Orkun alamadı topu. Jorgensen aldı. Güzel bir pas Orkun'a. Geçmedi top. Timber. Royner pardon. Gertrude'a verdi. Gertrude'a. Pası İdrisi'ye. Onun ortası Timber indiriyor. Savunma. Lopez. Timber. İdrisi. Jorgensen. Oynadı yine İdrisi'ye. Orkun'un önünde kaldı ve Orkun golü attı. Aferin Orkun. Güzel vurdu ve golü attı. Orkun 2-0. Jorgensen gerçekten orta sahada özgüvenli oynuyor bakın. Güzel paslar atıyor. Burada da iyi bir pas denedi. Sonrasında Orkun çok iyi tamamladı yalnız. 65'e kadar bu oyuncular sağda kalacaklar. Sonra değişiklikler yapacağız. Evet. Bir 4 dakika, 3-4 dakika daha oynasınlar. Bu pozisyonda da geçsin. İdris'i araya Orkun'a. Orkun çevirdi. Marmuş attı. Offside var mı? Sanıyorum ki yok. Omar Marmuş Arka tarafta güzel bir gol Omar'dan. İdrisi Orkun'a Orkun iyi kaldırdı topu arka tarafa ve Marmuş golü yaptı. 3-0 oldu. Evet bence güzel bir kadro kurduk. Yani Jorgensen, Marmuş bence direkt ilk 11'de bize katkı verecek o oyuncular. İdris'i zaten geçen sezondan bildiğimiz ve başarılı olan bir oyuncu. Onu yine bu sefer bonservisiyle takımımıza kattık ve ben ondan bu sezonda faydalanacağımızı düşünüyorum. İyi bir oyuncu. Bir de tecrübeli bir oyuncu yani 27 yaşında. E, Takımımızda bilen geçen sezon iyi bir atmosfer yakalamamıza katkısı olan bir oyuncu. Açıkçası sağ kanatta kanat oyuncusu için çok fazla macera aramak istemedim. Kanat oyuncusu bulmak zor. Yani ters ayaklı kanat oyuncuları evet daha kolay. Kanat forvetler daha kolay ama kanat oyuncuları gerçekten zor oluyor. Onun için denediğimiz ve verim aldığımız bir oyuncu olduğu için başka bir oyuncuya yönelmek istemedim açıkçası. Timber verdi şimdi Orkun'a. Araya İdrisi'ye. İdrisi çevirir, çevirdi ve attırdı golü İdrisi. İşte bunları çok iyi yapıyor İdrisi ve bu benim için gerçekten önemli. Artık 65. dakika oldu şu pozisyonda geçsin. Timber onun pası Orkun. Orkun da yalnız gizli forvet rolünde Maestro gibi oynuyor. Hem rakip ceza alanına daha fazla giriyor gizli forvet olduğu için hem de bir oyun kurucu gibi ileride kilit paslar atıyor. Şimdi artık oyuncu değişikliklerini yapabiliriz. Gertru ile çıksın pedersen. Royner'in yerine kazan veriyor. Banco'nun yerine nerede bizim arkadaş? Roman. Lopez'in yerine Hartman. Jorgensen. Caballos'u değiştirecek. Timber. Viefer'le. İdris'i. Ali Reza. Gel bakalım. Orkun. Milambo. Marmuş da Paksao. Şimdi Benita'yı bulluyu diye Vole marka dermaneyi çok kullanamıyorum. Yani şu anda kadrom biraz şişti. Onu da ayarlamam lazım açıkçası. B takımda kullanacağım oyuncuları belirlemem lazım. A takımda kullanacağım oyuncuları netleştirmem lazım. Şişen bazı bölgeler var. O bölgelerde oyuncu seçimine dikkat etmemiz gerekiyor. Bulloy da Joker oyuncumuz olacak bu sezon galiba. Onu yine tutmam gerekiyor. Ama belki dermaneyi dışarı vurdular. Belki dermaneyi kiralamayı düşünebilirim. Ama yani bakacağız. Evet bunları biraz düşünmek, planlamak gerekiyor. Performans olarak çok iyiyiz. Bence kadromuz güzel oldu. Evet daha kaliteli olabileceğimiz mevkiler var ama ciddi bir maaş bütçesi kısıtlaması var takımda. Evet yani stoper oyuncuları gördüğünüz gibi. Yani Hendrik onu kullanmayı düşünüyorum ama işte bu tarz hatalar gerçekten problem. Yani bu hava topunda serbest kimse yok etrafında. Bu kafa vuruşunu yapamaması bunlar handikap açıkçası. O sol belki hala stoperde bir tane oyuncu kiralık olarak kadromuza katmayı düşünebiliriz. Ya da belki Bilmiyorum düşük bon servis bedeli ödeyerek bir oyuncu bulmaya çalışabiliriz. Şöyle bir performansınızdan memnunum diyelim çocuklara. Devam edelim. Güzel bir hazırlık maçı oldu. Evet iyi kazandık. Feyenoord'un B takımı da. Van der Heyden'in iyi bir performans gösterdiği maçı 2-0 kazanmış. Van da de Valvi'ye kiraladık. Dediğim gibi kadromuz şişti. Onu biraz toparlamaya çalışıyorum. Kandelere'yi kiralık olarak gönderiyoruz. Korti'ye kiralık olarak kadrodan çıkaracağız. Ramon'u ve Benite'yi de kiralık olarak kadrodan çıkaracağız. Yani 26 kişilik bir kadromuz olacak. Bir de stopere takviye yapmayı düşünüyorum. Kiralık olarak bir oyuncu kadromuza katacağız stoper mevkiine. Bence böyle kadro böylelikle kadromuz da çok fazla şişmemiş olacak. 3 oyuncuyu daha kiralık olarak takımdan gönderdik. Hendrik Candelaria ve Conte. Bu oyuncuları da burada kalabalık etmemiz adına B takıma gönderelim. Ve Mateo Matteo Hussel'in kaleci olarak onu da az takımımıza çıkardık. Kupa kalecisi olacak. Yani Taint Rost ya da Husserl'ini kullanacağız ki Husserl'inin potansiyelinin daha yüksek olması açıkçası beni biraz bu oyuncuya yöneltti. Şöyle ona da libero kaleci destek olarak antrenman yaptıralım. Evet bir tane de oyuncu buldum stoper mevkii için. Bayer Leverkusen maçını da yapıp sonrasında bu bölümü bitirebiliriz. Benita onu da gönderiyoruz kiralık olarak ama onun için maç raporu da hazırlatacağım. O oyuncu geldi. Sepp Vandenberg. Liverpool takımında. Şöyle bir baktığımızda fizik olarak çok iyi. 1.92 boyu var ve hızlanması da gayet iyi görünüyor. Agresiflik cesaret. Zihinsel olarak da ben beğendim. Pozisyon alması iyi, konsantrasyon iyi. Top kapma 13, markacı 13. Bizim için oldukça verimli bir oyuncu olacak. Evet bunu kabul ediyoruz ve stoper'deki problemimizi de çözdüğümüzü düşünüyorum ben. Güzel bir oyuncu tra transferi yaptık. Devam diyelim. Şöyle bir artık buraya bakalım. Burada bir miktar parayı transfer bütçemizden maaş bütçesine aktaracağız. Hatta belki daha da fazla yapacağız bunu. Tamam. Yani maaş bütçesi şu anda önemli benim için çünkü dış transferi bitirdim başka bir oyuncu kadroma katmayı düşünmüyorum artık. Bon servis bedeli ödeyerek. Belki kiralık olarak bazı oyuncuları kadromuza katabiliriz. Jaden Slory'i onu da sağ kanatta kullanacağız bu sezon. Bakalım yani benim amacım açıkçası 18 yaşında sağ kanatta kullanmak verim alabilir miyiz emin değilim. Zihinseli çok iyi değil. Eğer ki verim alamazsak bir sezon forma şans verip sonra belki kiralık gönderip sonra da satmayı düşüneceğiz. Şöyle bir fikstüre gelelim. Sezonu Ajax maçıyla Süper Kupa mücadelesiyle açacağız. Kendi evimizde oynayacağız. Sonra AZ Alkmaar deplasmanı ve Utrecht'le kendi evimizde oynayacağımız 3 maç olacak. Bu bölümün son maçı Bayer Leverkusen maçı olur. Ondan sonraki bölümde de belki 5 maç yapabiliriz. Kondisyon testinde herhangi bir problem yaşamadık. Takım seçimine gidebiliriz. Kadro bu şekilde olabilir. Jadon Slory, Ovi çıksın. Evet dermane. Bu şekilde kalsın kadro. Burada herhangi bir değişiklik yapmak istemiyorum. Takımı bildirelim ve maça doğru ilerleyelim. Burayı uygulayacağız. Soyunma odasına gidelim. Bu sezon öncesi hazırlık maçı olabilir ama ben yine de galibiyet bekliyorum demeyeceğim. Rahat rahat oynayabilirsiniz. Bugün önemli olan maç temposuna alışmanız skor değil. Evet oyuncuları çok da strese sokmayalım. İlk maçta saatte Vigo maçında güzel bir performans ortaya koyduk ve kadro bana ışık verdi. Çok güzel bir pas ve harika işler ama offside. Jimenez offside'da. Röningen, Jorgensen gerçekten çok iyi oynuyor. Oyun zekası çok yüksek bir oyuncu. iyi paslar atıyor. Marmuş, Jorgensen yine bakın. Ve İdris'i gol attı. Aferin İdris'i. Golü yaptı. 1-0'ı bulduk İdris'in attığı bu golle. Burada Orkun, Timber, Marmuş, Jorgensen araya İdris'i golü attı. Güzel bir gol 1-0. İyi bir skor. Offside kontrolü yapılacak. Offside yok. İdris'i uzak köşeye güzel bir vuruş. 1-0'ı bulduk. Leverkusen karşısında da maça iyi başladık. Onlardan çok daha iyi oynuyoruz. Yalnız ben Jorgen seni gerçekten beğendim. Yani güzel paslar atıyor. Defansif oyun kurucu destek mevkinde gerçekten etkili olacak gibi görünüyor. Orkun'un ortası Jimenez kafayı vurdu ama top dışarı gitti. İkinci yarıda Troyner'in yerine yeni stoper oyuncumuzu da oyuna alalım. Onun da nasıl bir performans ortaya koyacağını merak ediyorum. Hollandalı oyuncu. Sen arkaya düşündü. Savunma karşılığı Pella. Troyner hata yapmadı. Timber'e verdi. Jorgensen Gertrude'a. Uzun bir pas. Güzel bir pas. Orkun girişine vurdu. Tusubasa şutu çekti Orkun ama olmadı. Güzel. Eller belde böyle devam edin gençler. İyi oynuyoruz. Bu oyunu devam ettirelim. İdris aldı. Bakker. Kaptı topu İdrisiden. Amiriye. Stiller. Stiller. İyi geldi vuruşunu da yaptı ama top dışarıda. Gertrudiyi de aldı. Şimdi İdris'e. İdris'i Jorgensen Valla maşallah dedik adam Nazar değdi adama ya Beğendik iyi oynuyor dedik adam iki pozisyondur Top kaybı yaptı Jonathan Tahtellia ya Tekrardan Taht Siller Arkaya doğru düşündü Hanko hata yapmıyor Lopez Timber Jorgensen Treuner'e verdi Troyner ortaya doğru Timber'e tekrar aldı Troyner. Timber arkaya doğru güzel bir pas. Jimenez topu aldı. Aa direkten geri geldi. Bakker müdahale etti. Penaltı bekliyor. Jimenez olmadı. Ben top çıktı sanmıştım ama Orkun rakibini geçti. Kaleyi düşündü. Pants. Lens kullandığı uzun bir kaleci vuruşu. Gerçoyu da siller. Lozek siller. Bakker aldı. Amiri. Troyner. Timber'le tekrar aldı Troyner. Verdi sağda İdrisi'ye. İdrisi rakibi geçemedi. Amiri. Sardar. Telia'ya verdiler. Bilyov hata yapmadı Bilyov. Aferin sana Bilyov. İyi kurtardı. Yalnız ben açıkçası daha fazla transfer teklifi alırdım diye düşünüyordum. Sonuçta UEFA Avrupa Ligi'nde final oynadık. Hollanda kupasını aldık. Hollanda'da şampiyon olduk. Daha fazla oyuncumuza teklif gelir diye düşünüyordum. Sadece Hartman'a teklif geldi ki o teklif de yeterli değildi. Onun dışında hiçbir oyuncumuza teklif yapmadılar. Bu beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Yani bonservis geliri elde etmek açısından daha fazla oyuncuya teklif gelir diye hayalim vardı. Ama bence elimizdeki bonservis bedeliyle yapılabilecek en iyi transferleri yaptık. Nokta atış transferler yapmaya çalıştık. Eksik olan yerlerde, eksik olan mevkilerde. Ben transfer döneminden memnun kaldım. Şimdi Vandenberg'i de şuraya alalım. ve kazan virüsü sağ bekle bir deneyelim bakalım. Evet bu kadar yeterli mi? Kalede Hussein'i alalım. Ve devam edelim. 77. dakika. Maçın bitmesine az bir süre kaldı. Bu Selin sarı kart gördü. Amiri şimdi dışarı vurdu. 1-0. Yani istatistik olarak da aslında. %57 topla oynadık. Mutlak gol pozisyonları iyi. Leverkusen de önemli bir takım sonuçta. Bence güzel bir galibiyet. Soyama odasına gidiyoruz. Eller belli. Aferin çocuklar. Bugün galip gelme. Yok bu denmez ya. <laughs> i̇yi oynamadık. Bu da denmez. Sezon öncesi hazırlık maçlarında bu kadar iyi performans sergileyeceğinizi beklemiyordum. Çok mutluyum. Yani ne alaka ya? Bunların hiçbirini demek istemiyorum. Sezon öncesi umut veren bir sonuç aldınız. Tebrik ederim. En güzeli bu. Güzel oyun Feyenoord'a galibiyeti getirdi. Evet şöyle bir fikstür ekranına gelelim. Bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bence güzel bir transfer dönemi geçirdik. Dilros'un da yolları ayırdık. İyi transferler yaptık. Nokta atış transferler yaptık. Ki bence Kuzey Avrupa'dan güzel bir transfer yaptık. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.